Python derslerimizde komple eğitim serisinin bu videosunda if komutunu inceleyeceğiz. If komutunun ne işe yaradığını, kullanım şeklinin nasıl olduğunu, if, elif ve else yapısının nasıl çalıştığını göreceğiz. Tüm bunları her zaman olduğu gibi farklı örnekler yaparak inceliyor olacağız. O zaman başlayalım. The V Plus Academy. Bu eğitim videosunda size if komutu hakkında bilgi vereceğim. If komutunun programlamada çok önemli bir yeri bulunuyor. Çünkü if komutu bize belli koşullarda farklı kararlar alıp program akışımızı değiştirmeye yarıyor. Eğer belli koşullar oluşursa programımızda belli işleri yaptırabilir veya koşullar sağlanmıyorsa başka işleri yaptırabiliriz. Örnekle göstererek anlatayım. Bir program yazalım ve eğer hava sıcaksa kullanıcıya havanın sıcak olduğunu ve su tüketmesi gerektiğini söyleyelim. Eğer hava soğuksa kullanıcıya havanın soğuk olduğunu ve kalın giyinmesi gerektiğini önerelim. Bunlardan hiçbiri değilse kullanıcıya güzel bir gün olduğunu belirtelim. Hatırlatmak için tekrar söylüyorum, kullanıcıdan kastım yazdığımız programı kullanan kişi oluyor. Şimdi bu programı yazmaya başlayalım. Bir boolean tipinde değişken tanımlayalım. Bildiğin gibi boolean tipi değişkenler mantıksal bir değer taşıyor ve değerleri true veya false olabiliyor. Is hot eşittir true. Şimdi if komutumuzu eklememiz gerekiyor. Önce if yazalım. If ve ardından koşulumuzu yani mantıksal bir değeri olan bir ifadeyi yazmamız gerekiyor. Bu if'imizde boolean değişkeni yazacağız. Is hot. Eğer bu ifade true ise belli işleri yaptırabiliriz. Bu programımızda ne yapacaktık? Önce havanın sıcak olduğunu söyleyip ardından su içmesini önerecektik. Koşul ifademizden sonra iki nokta koyarız. İki nokta. Ardından enter tuşuna basarız. Enter. PyCharm otomatik olarak satır başını ilerletiyor. Buraya her ne kod yazarsak sadece bu if komutunun koşulu sağlandığında çalışacak. Sağlanmazsa çalışmayacak ve kale almayacak. Buraya mesajımızı yazdırmak için bir print yazacağım. Print, tırnak, it's a hot day. Enter tuşuna basalım. Gördüğün gibi satır başı hala ileride. Bunun anlamı daha fazla kod yazmamız mümkün. Yani if komutundan sonra satır başı ileride olduğu sürece yazdığımız kodlar koşulumuz sağlandığında çalışacak. Şimdilik başka bir kod yazmayacağım. Bu nedenle shift tab tuşlarına basarak satır başını eski yerine çekiyor olacağım. Shift tab, yeni bir mesaj yazdıralım. Print, tırnak, enjoy your day. Tırnağımız kapalı. Şimdi programı çalıştırırsak koşulumuz true olduğu için yani koşulumuz sağlandığı için havanın sıcak olduğu mesajını terminalde görmemiz gerekiyor. Koşulumuz neden true? Çünkü biz is hot değişkenine başta true vermiştik. Çalıştıralım. Gördüğün gibi iki mesaj da yazdı. Şimdi is hot değişkeninin değerini değiştirelim ve false yapalım. False. Çalıştıralım. İlk mesaj basılmadı ve sadece ikinci mesaj basıldı. Çünkü koşul sağlanmadığı için if komutunun altındaki kodlar çalışmadı. Kale alınmadı. Şimdi if komutuna dönelim ve bir print daha ekleyelim. Enter. Print. Tırnak. Drink. Plenty of water. Yeni yazdığım print komutunun satır başı ileride olduğu için bu print de if komutunun koşulu sağlandığında terminale bastırılacak. Denemek için is hot değişkenimizi tekrar true yapalım. True. Çalıştıralım. Gördüğün gibi if komutunun altındaki iki mesaj da bastırıldı. İki mesaj da terminalde bulunuyor. Şimdi hava sıcak değil de soğuk olduğunda gereken mesajları yazdırmak için gereken kodu yazalım. Bunun için buraya shift tab else komutunu yazıyor. İki nokta enter. Gördüğün gibi enter'a bastığımızda yine PyCharm satır başımızı ileri aldı. If komutunun koşulu sağlanmadığında else'in altındaki yazdığımız kodlar çalışacak. O zaman yazalım. Print tırnak it's a cold day. Print tırnak wear warm clothes. Evet. Çalıştıralım. If koşulumuz sağlandığı için sadece sıcak hava ile ilgili mesajlar yazıldı. Soğuk hava ile ilgili hiçbir mesaj basılmadı. Şimdi is hot değişkenimizin değerini tekrar değiştirelim. False yapalım. False. Çalıştıralım. Farklı mesaj yazıldı. Havanın soğuk olduğunu yazdı. Ancak programımızda hala bir eksik var. Hava sıcak değilse soğuk olduğu anlamına gelmez. Belki güzel bir gündür. Bunu düzeltmek için yeni bir boolean değişken tanımlayacağım. Is cold eşittir true. Şimdi is cold için başka bir koşul daha eklememiz gerekiyor. Elif diye bir komutumuz daha var. Ve else if'in kısaltması oluyor. Ve onu kullanarak ikinci koşulumuzu yazabiliriz. Elif komutunu if komutunu yazmışsak kullanabiliriz. Yani ilk komutumuz her zaman if olmalı. Yazalım. Elif, boşluk, koşulumuzu yazmamız lazım. Is cold, iki nokta, enter. Şimdi else'deki printleri kesip buraya kopyalayayım.
kopyalıyorum. Son olarak eğer bu iki koşul sağlanmazsa, yani hava sıcak veya soğuk değilse, else komutumuza ekleyeceğimiz bir print mesajı terminale basılsın. Print tırnak it's a lovely day. Şimdi is hot değişkenimiz false, is cold değişkenimiz true. Programı çalıştırırsak Python if komutumuzun satırlarını görmezden gelmesi gerekiyor. Ardından elif komutumuzun koşuluna bakacak ve sağlandığı için elif komutumuzun altındaki kodları çalıştırması gerekiyor ve bu printlerin terminale basması gerekiyor. Ardından elif'in koşulu sağlandığı için else komutumuzu görmezden gelmesi gerekiyor. Çünkü else sadece if ve elif'in koşulları doğru değilse çalışır. Çalıştıralım. Basılan mesajlar beklediğimiz gibi. Şimdi is cold değişkenimizin değerini false yapalım. Yani hava ne sıcak ne de soğuk olsun. False. Şimdi çalıştıralım. It's a lovely day mesajının basıldığını görüyoruz. Tam beklediğimiz gibi. Şimdi buraya kadar konuştuklarımızın üzerinden geçelim. If komutunun koşulu sağlanırsa altındaki yazdığımız komutlar çalışır. Sağlanmazsa, elif komutu varsa ve elif komutunda bulunan koşul sağlanırsa elif komutunun altındaki kodlar çalışır. Hiçbir koşul sağlanmazsa ve else komutu yazılmışsa else komutunun altında bulunan kodlar çalışır. Şimdi iki değişken daha tanımlayalım. Is snowy true, is rainy false. Ardından aşağıdaki kodları ekleyelim. Elif is rainy 2 nokta print tırnak it's a rainy day print tırnak take an umbrella ve aşağıdakini de ekleyelim. Elif is snowy 2 nokta print tırnak it's a snowy day print wear gloves. Ardından hava soğuk ve karlı demek için is cold'un değerini true'ya çevirelim. True çalıştıralım. Gördüğün gibi sadece havanın soğuk olduğunu söyledi ve onun mesajlarını bastırdı. Halbuki havanın karlı olduğu da true ve bu mesajları bastırma. Çünkü true olan ilk koşul sadece hava soğuk durumuna bağlıydı. Demek istediğim if komutunda teker teker koşulları sırasıyla inceler. İlk koşul true mu? Hayır. Alttakine geçer. İkinci koşul true mu? Hayır. Sonrakine geçer. Üçüncü koşul true mu? Evet. O zaman altındaki komutları çalıştırır. Ardından if'ten çıkar ve if'ten çıktığı için direkt bunu bastırır. Şimdi bunu düzeltmek için is snowy ve is rainy koşulları için oluşturduğumuz elif komutlarını tab'e basarak ileri alıp if komutuna çevireceğiz ve düzelecek. Yapayım. İleri alıyorum. Elif'i if'e çeviriyorum. Bu if'in altında oldukları için tab'e basarak bunları da ileri alıyorum. Is snowy'ni de geliyorum. Buradan tab'e basıyorum. Elif'i if'e çeviriyorum. Printleri de tab'le ileri atıyorum. Böylece bu iki print bu if'in komutları olmuş oluyor. Bu iki print bu if'in komutları olmuş oluyor. Bu if kendisi bu if'in altında olmuş oluyor. Bu if de bu if'in daha doğrusu elif'in altında olmuş oluyor. Çalıştıralım. Burayı biraz büyüteyim. Artık havanın karlı olduğunu söylemek için havanın soğuk olması da gerekiyor. Hava soğuk ve karlı. Eldiven giymemiz gerekiyor. Bu örnekte if komutunun altında başka if'lerin de olabileceğini göstermek istedik. Yeter ki satır başlarını ileri çekelim. Gösterdiğim gibi satır başını ileri çekmek için tab kullandık. Varsayılan olarak tab butonu 8 karakter boşluk bırakıyor. Ama biz istersek tab yerine bunu space tuşuna basarak da yapabiliriz. Kendin true false değişkenlerine başka değerler vererek farklı kombinasyonlar deneyebilirsin. Yedinci ödevimiz. Bir program yazmanı istiyorum ve program ikinci dereceden bir denklemi yani ax kare artı bx artı c eşittir sıfırın a ve b ve c değerlerini alsın ve reel köklerini hesaplasın. Eğitim serisinin videolarını takip edersen cevabını paylaşıyor olacağım. Beraber 6. ödevimizi çözelim. 6. ödevimiz bir silindirin hacmini hesaplamamızı istiyor ve bunun için silindirin yüksekliğini ve yarıçapını almamızı bekliyor. O zaman önce yüksekliği alalım ama her şeyden önce burada mat modülünü kullanacağımız için import mat yazalım. Ardından input'umuzu yazalım. Input tırnak height of santimetre olarak alacaktık. İş belirtelim burada. 2 nokta boşluk. Aldığımız değeri bir değişkene vermemiz lazım. Height eşittir bu. Ancak input bize ne veriyordu? String olarak veriyor. Bizim aldığımız değer bir sayı olmalı. Bu nedenle bunu burada çeviririz. Float değere çevirelim. Float parantez sonuna gidip parantezi kapatıyoruz. Ve aldığımız değer float'a dönüştürülmüş olacak. İkinci input'umuzu yazalım. Input
Neden? Bir de yarı çapını alacağız. Tırnak, radius, of, yine santimetre olduğunu belirtelim. Boşluk, değişkenimizi yazalım. Radius eşittir. Bunu da aynı şekilde float'a çevirelim. Parantez kapattım. Yüksekliğimizi ve yarı çapımızı aldık. Şimdi hesaplamamızı ve mesajımızı bastıralım. Print, f, tırnak, volume is, süslü parantez, silindirin hacmi, pi sayısı çarpı yükseklik çarpı yarı çapın karesi. O zaman bu dediğimi yazalım. Mat, pi sayısını kullandık. Çarpı yükseklik çarpı yarı çapın karesi. Bunu iki şekilde yazabiliriz. Ya radius kuvvet operatörüyle veya madem mat modülünü ekledik, mat.po radius virgül 2 böyle yazabiliriz. Çalıştıralım. Örneğimizde yüksekliği 4, enter, yarıçapı da 6 vermiştik, enter. 452.38 küsür 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 diye bir cevap geldi. Ama halbuki ödevimiz demişti ki sadece 252'yi yaz. Bunun için iki yolumuz var. Bir tanesi round ekleyerek cevabı çözmek. Çalıştırıyorum. 4, 6, 252 yuvarladı ve 252 sonucunu verdi bize. İkinci yöntemimiz mat.floor. Çalıştırayım. 4 santimetre, 6 santimetre, 452. Neden ikisini de kullanabildik? Çünkü ödevimizde yuvarlayıp yuvarlamayacağımızı belirtmemiş. Sadece cevabın 452 gibi bir cevap çıkmasını bekliyor. Ve bunu biz iki yöntemi kullanarak elde edebiliyoruz. Unutma, açıklamamı veya anlatmamı istediğin konular varsa yorumlara yazarak benimle paylaş. Ayrıca videoyu beğendiysen hemen videonun altındaki beğen tuşuna basarak bana destek ol. Son olarak yeni videolardan haberdar olmak için videonun sağ alt köşesinde bulunan abone ol butonuna basmayı unutma. The V Plus Academy.